Bora Bey, sanırım burada konuyu manipüle etmek için güzel bir geçiş yapmaya çalıştı. Ama gittiği nereye, gittiği yol neyse hepsi de bataklığa doğru gittiğini düşünüyorum. Örneğin battı çıktı, AK Parti zamanında seçimlerden önce başlamış bir proje. Daha sonra 1-2 yıl durduruldu o proje. Ben orada Büyükşehir'de önerge verdim 2 defa. Bunu ne zaman başlayacaksınız diye. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi cevabı bende var. Geçtiğimiz Şubat ayının 19'unda bitireceğiz diye cevap yazdılar. Şubat geçti, bir daha Şubat geçti, Mart geçti. Seçimden önce başladı, başladı. Seçimler yok yok baş. Şimdi imalat yapıldı arkadaşlar seçimden önce. Yok Melih Bey, şimdi seçimden önce imalat aynı. istinat duvarları yapıldı, giriş çıkış yapıldı. Ya ne kadar yapıldığını tartışın ama bir şey Şimdi yapılmadı demeyin. Onu söyleyeyim. aynı havayı teneffüs Yok. aynı havayı teneffüs ediyoruz. Dünyaya farklı bakıyoruz anladığım kadarıyla. Ama farklı şeyler mi görüyoruz ne? O proje başlamıştı. Seçim zamanı seçimden önce başlamıştı. Bunun herhalde Selim Paşa herkes biliyordur. Siz bilmiyorsanız bu bir eksiklik sizin açınızdan ama bu konuda ısrar etmenizi de yadırgıyorum. Selim Paşalılara sorun. Oradaki bildiklerinize, tanıdıklarınıza sorun. E5'in kenarındaki kazıklar çakılmaya başlanmıştı. Ortaköy'den gelen bağlantı yolları yapılmıştı. Ben gördüm gözlerine başlamıştı. İstinat duvarları duruyor diye yapılmış Proje Ortaköy tarafında. Neyse bak devam edin Gökhan proje Bey. başlamıştı. Gökhan Bey iblecektir sanırım onu. İnşallah o istinat duvarı meselesi değil. Proje başlamıştı. Sonra durduruldu. Biz sorduk Büyükşehir'e niye durdurdunuz? Dediler ki biz tekrardan bir güncelleme, maliyet güncellemesi yapacağız. Belki daha ucuza mal edeceğiz. Projeyi onun için durdurduklarını ifade ettiler. Müteahhitle görüştüğümüz zaman. Yok, aynı ihaleye devam edildi. Bir önceki yönetimin ihaleyi alan firma da ihale miktarı da devam edildi. Bekledi sonra seçimlerden sonra durdurdu. Ama yok, onunla devam ediliyor. Yeni bir ihale Yok yapılmadı yani. sonra ama ilk baştaki seçimden sonraki kararları tekrar ihale Evet. yapmaktı. 2 sene Evet. evet evet geleceğim evet binen var mı arkadaşlar içinizde denizaltıyla yolculuk yapan var mı? %60'ı 70'i bitmiş mi? Yani ufak eften püften şeyler dışında bir defa sizden 20 sene bir şey bekleyen yok. Açık bir zihinle sadece söz verdiklerinizin %10'unu yapın ben başarız diye sayarım. Teşekkür ediyorum vaktinizi aldığım için meclisinde. Evet, bu konuyu Filiz Hanım en son size söz verelim. Çok cevap içermezse sevinirim. Mikrofonu açalım arkadaşlar. Buyurun. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyesi arkadaşlar, ben şu an hayretle izliyorum açıkçası. Bora kardeşim sabah yürek yemiş. 20 yıldır hiçbir şey yapmayan bir AK Partili İBB diye bahsetti. Neyle ısınıyorsunuz Bora Bey? Şu an evinizdeki ısıtma nedir? Soba mı? Yakıt nedir? Doğalgaz. Kim getirdi? AK Partili İBB getirdi. Ne zaman? 2005'te Silivri Büyükşehir'e bağlandıktan 2 sene sonra. Peki köylere giden yollardaki asfaltları kim döktü? İBB. Siz 10 senede CHP'li bir belediye olarak Silivri'ye ne yaptınız? İki park, bir bahçe. Gerisi davul, eğlence. Yani şurada yapılanları lütfen İBB'nin 20 yıldır, 25 yıldır yaptıklarını inkar ederek hiçbir şekilde siyaset yapamazsınız. Evet, battı çık diye başlandı. Yapıyorsunuz, göreceğiz. Battı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Zaman gösterecek. Gümüşyaka'daki kreş. Sizin İBB Belediye Başkanınız Haliç'te bir günlük kendi ve eşi için oynamak üzere kurduğu tenis kordunun maliyetiyle kreşi bence bitirebilirdi. Metrolar yapılmıyor öyle mi? Biz mi yapmadık? Sizin İBB Belediye Başkanı'na Silivri'ye metro isteyen bir genç kızımıza Silivri o yükü kaldıramaz. Silivri'ye metro çok bile demesini de izah edersiniz bir ara. Ama lütfen biz yapılanları takdir ederiz. Söz kes Melih Bey, söz verin, söz kesmeyin. Canlı yayında söyledi. Videosunu da atarım Melih'cim ben sana. İzleriz, tabii ki izleriz. Arkadaşlar bir dakika, bir Yalnız saniye. Bakın bu hatibin sözünü kesme huyunuzdan vazgeçin. Size söz vereceğim.
Buyurun Filiz Hanım. Ya sıkıntı yok başkanım. Sonuçta biz yapılan her şeye, Silivri için, Silivri ilçemiz için her şeye şapka çıkarır, tebrik ederiz. Biz olayları bekliyoruz ama yapılanları da inkar etmek yapmayın arkadaşlar ya. Gerçekten mi yapılmamış diye düşünüyorsunuz? Ciddi anlamda mı böyle bir düşünceniz var yoksa sırf siyaset olsun da biz muhalefet yapalım diye mi yapıyorsunuz? Görünenleri de bu kadar göz ardı etmek ne siyasi bir nezakete ne de insanlığa yakışmıyor. Kullandığınız her araç, her geçit, işte her imkan yapılmış bir şekilde ve bizim hizmet için yapılmış ya. Vatandaşımıza ve sizlerin de bizlerin de kullanacağı hizmet için yapılmış. Bunu inkar etmeyin. Biz bekliyoruz. 3,5 yıl oldu. Büyükşehir Belediyesi neler yapacak göreceğiz. Ama 25 yıldır yapılanlar da göz önünde. Bunu zaten vatandaşımız görüyor. Siz de küçülmeyin vatandaş karşısında diyorum. Teşekkür ediyorum. Son CHP grubuna bir söz vereyim. Buyurun Bora Bey. Şimdi ben Sayın Filiz Güner Hanım'a hani yürek yemiş lafına şaşırdım. Yani özellikle bir kadınlara bakışımı da az önce söylemiştim. Ben açıkçası üslubunuza çok şaşırdım. Yani burası bir meclis. Malum yani hepimiz burada siyaset yapıyoruz. Yerel yöneticiyiz. Sanıyorum bizim geçmişimizi en iyi bilenlerden sizsiniz. 15 yıl beraber görev yaptık. Geçmişimizdeki kariyerimiz, yaptığımız görevler hepsi ortada. Yani bu üsluba bir kere şaşırdığımı, yakıştıramadığımı belirtmek istiyorum. Böyle olmaz, samimi olalım. Devlette devamlılık esastır. Şu anda geldiğimiz noktada müteahhitler, işte Celalettin Bey daha iyi bilir. Yani ihalelere girecek para bulamaz durumda. Yani yapılmaya çalışıyor, imkanlar dahilinde yapılmaya çalışıyor. Ya bir de 10 yıllık hani siz diyorsunuz ya yapılmadı etmedi. Silivri Belediyesi'nde de 10 yıllık yaptıklarımızı da siz de görmezden gelmeyin bence. Yani bunları tek tek saymam gerekir mi? Hatırlarsanız 2009'da 8 tane belediye devralındı. Yani Silivri en başından en sonuna kadar bir bütün haline getirildi. Hemen akabinde 13 tane köy kapandı, tekrar mahalleye dönüştü. İlk defa Gıda Bankası, bunu saymam gerekiyor başkanım. İlk defa Gıda Bankası ile yardımlaşma anlayışını kurduk. Kısa sürer sayın bekleyin. Yardımlaşma kültür kısa o zaman ayrı bir gündem yapalım. Yok, bunları kısa sayın. Kısa sürsün değil mi? Kısa sürer söyleyebilirsiniz ya. Gıda yardımlaşma kültürünü kurduk. Kültür merkezini şu anda Silivri Belediyesi'nin nikah salonları, tiyatrolarını, çocuklarımızın gösterilerini yaptığı meydanları kazandırdık. Orada tiyatro övünerek yapıyorsunuz ya, gösteriyorsunuz. Oralarda tiyatro ve fuar salonlarını kazandırdık. Tüm yurttaşlarımızın evlerine sağlık hizmetlerini getirdik. EYKOM'u kurarak. Yani biz yaşlısına, gencine, engellisine hizmet veren bir anlayışla engelli yaşlı merkezini kurduk. İşsizlik oranının en yüksek olduğu noktada bir vizyon ortaya koyduk. Kariyer İşsizlik Ofisimizi kurduk. Yani bunlar hizmet değil mi? Yani bunları siz ne görüyorsunuz? Meydan kültürüyle kavuşturduk. Değirmen Köyü'nden Gümüş Yakası'na, Selim Paşa'sına, Orta Köyü'ne, Silivri'nin merkezindeki işte kaymakamlık yan taraf, görüyorsunuz bunlar insanların bir araya gelip bir selamlaşma kültürü yoktu. Onu ortaya getirmek, bu meydanları kazandırmak hizmet olarak görmüyor musunuz siz? Sahil düzenlemeleri, yani sahil düzenlemeleri, 42 kilometre sahilimiz var. Bunların imkanlar dahilinde sahil düzenlemeleri yapıldı. Yani az önce bahsettiğim tiyatro salonu yoktu. İnsanlarımız evimize kapanmıştı. Bu saydığımız yerlerdeki meydan kültürü ortaya geldi. Üniversite alanlarımız, biz Silivri'de sadece 2,5 yılımız üniversite alanı işletme, yani planları üniversite alanları işletmeyle geçti. Hepimiz o süreçte biliyorsunuz. Yani biz olalım olmayalım. Bundan sonraki bu yerlere kimse farklı bir amaçla kullanamayacak. Sadece eğitim alanı olarak kullanacak. Bu da bir başarı değil mi? Tarım lisesini kuran, ilk defa kuran bir belediye anlayışı vardı. Yani sosyal belediyecilik. Bunun akabinde TÜRAM'ı kurduk. Yani o meydanlar, parklar anlattığınız gibi basit değil. Spor salonları, spor kulüplerimizi kendi ayaklarında dursunlar, kurumsallaşsınlar diye. Bunlara hepimizin ortak malı olan, belediyemize ait olan yerleri tahsis ettik. Yani mesela ben 2009'da Çorlu Belediyesi'ne gitmiştim. O zaman başkan vekiliydim. Büyükşehir'e bağlanmıştı Çorlu Belediyesi. O zamanki belediye başkanı demiştik ya biz ne iş yapacağız? İşte İSKİ gitti, İKTAŞ gitti, itfaiye gitti. Esas iş şimdi başlıyor. İşte insana dokunan
yapılan projeler. Biz bunları hayata geçirdik. Yani bunları da yok sayamayız ki. Ya ben hepinizi samimi olmaya davet ediyorum. Birbirimizi çok iyi anladığımızı da biliyorum. O yüzden fazla da uzatmıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yo, vereceğim söz. Merak etmeyin. Herkese söz veriyorum nasıl olsa. Sıkıntı yok. Buyurun Filiz Hanım. Evet. Gelirim Sade'de. Bora Bey'in çok zoruna gitmiş az önce Silivri Belediyesi'nin 10 yılda yapamadıklarını veya yaptıklarının ne kadar az olduğunu söylemem ifade etmem. Peki 20-25 yılda AK Partili İBB Belediyesi'nin İstanbul geneline yaptıklarınızı yok saymak bizim ne kadar zorumuza gidiyor? Bunda bir empati kurabiliyor musunuz? Yapılanları inkar ederek, yapılmamış gibi göstererek siyasi bir nezaketsizliği ortaya koyduğunuzu görüyoruz. Evet, her zaman söylüyorum. Yapılana teşekkür ederiz. Yapılmayanı takip ederiz. Devam eden her şeyde de biz desteğimizi sürdürürüz. Biz bu anlayışta bir siyasi parti temsilcileriyiz. Yani sizin de az önce ifade ediyorsunuz ya, biz olan her şeye evet deriz, yararın olan her şeye evet deriz diye. Biz de zaten yararın olan her şeye evet dediğimiz için buradayız. Ama bu kadar yapılanları inkar etmek demek ki sizin de zorunuza gidiyor. Ama karşınızdakinin de neler düşünüp neler hissedeceğini düşünerek hareket edin. Yürek yemişsiniz demendeki sebep işte buydu. Siz yapılanları görmeyecek kadar siyaseti muhalefet olarak kullanabiliyorsanız demek ki var bunda bir şey diye düşünüyorum. Burada nezaketsizlik falan söz konusu asla değil. Yine az önce sizin söylediğiniz, sizin neler yaptığınızı gördük ettik gibi konuşmalar, kelimeler, onlar da kayıtlar altında. Onları da dinleriz beraber ama çok rica ediyorum, yapılanı inkar etmeyelim arkadaşlar. Herkes bu ülke için, bu il için, bu ilçe için çalışıyor. Teşekkür ederim. Söz şeyi aç, sesi açar mısınız Bora Bey? Sorun olan eleştiri değil başkanım. Burada tabii ki birbirimizi eleştireceğiz. Sonuna kadar eleştiriniz başımızın üstünde. Bizim eleştirilerimiz de sizin başınızın üstünde olması gerekir. Benim eleştirim üslubunuzaydı. Yakıştıramadım. Sadece bunu söylüyorum. Bora Bey, üslupta bir şey yok ya. Hayır. Kullandığı deyimin, Filiz Hanım bir saniye. Kullandığı deyimin üslubunda bir şey yok arkadaşlar. Yani cesaret anlamında ifade edilen bir kelime. Burada bir hakaret veya küçük düşürücü bir şey yok ya. Mikrofonu açalım arkadaşlar. Eleştiri yapmakla yapılanı yok saymak arasında çok büyük bir fark vardır. Yapılanı eleştirirsin. Bir bina yapılır, işte köşesi yamuk olmuş dersin, bacası tam olmamış dersin, işte ne bileyim atıyorum rengi şöyle olmuş, ama o binayı yok saymak, o yapılanı yok saymak bu eleştiri değil, bu inkardır arkadaşlar. Yapmayın, gözünü seveyim. Büyükşehir Belediye Başkanı Silivri'ye ilk geldiğinde söylediği şu cümleyi hiç unutmuyorum. Yazık. 20 yılda Silivri'ye hiçbir şey yapılmamış. Ya hiç mi anlatmadınız ya? Hiç mi anlatmadınız? Şu an oturduğunuz belediye binası bile AK Parti Silivri Belediyesi tarafından yapıldı ya. Şu meclis salonu bile. Büyükşehir Belediyesi tarafından. Evet. Yani bu kadar mı? Bu Filiz kadar Hanım, mı diyorum Filiz Hanım ben. Toparlıyoruz. Ben gündem dışlarına geçeceğim. Tamam, son sözümü söylüyorum başkanım. Yapılana amenna teşekkür ediyoruz. Ama yapılmış olanı da inkar edilene kabullenemiyoruz. Teşekkür ederim. Aynı size katılıyorum. Bu topa ben çok girmek istemiyorum ama hani Silivri Belediyesi'nin bütçesi ve yapılanlar kavşakla karşılaştırıldı. Önceki AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Silivri'ye yapmış olduğu 3 tane ileri biyolojik arıtma tesisi var Filiz Hanım. Çok merak edenler o ileri biyolojik arıtma tesislerinin kaç paraya mal olduğunu ve Silivri bütçesine oranının ne kadar olduğunu da bir açıp baksınlar. Onun için bir kavşakla bütçeyi karşılaştırmanın çok doğru olmayacağını da anlasınlar. Buna ben bu toplara çok girmek istemiyorum. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne gündem dışı Süheyl Bey ve Melih Bey'in söz kullanacaklar. Kürsüden mi? Tabii sizi kürsüde daha keyifli dinliyoruz. Buyurun Süheyl Bey. Siz Bora Bey'e grup başkan vekilleri toplantısında dedim ki kimler gündem dışı söz alacak Süheyl Bey? Süheyl Bey ile Melih Bey.
Süheyl Bey kürsüden mi konuşacak, oturduğu yerden mi? Bora Bey oturduğu yerden dedi ama şaşırttı sizi. Buyurun Süheyl Bey. Meclisin ateşi beni de sardı herhalde. durdum konuşayım ama çok da sohbetten keyif alamadığımı da ifade edeyim. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli katılımcılar, değerli basın, hepinizi grubum adına saygıyla selamlıyorum. Evet, Silivri'nin yönetimi bu. Seçkin insanları olarak en büyük partilerin en güzel insanları gibi oturmuşuz. Silivri'nin sorunlarını tartışıyoruz, İstanbul'un sorunlarını tartışıyoruz. Biraz daha böyle düzeyli bir sohbet, tartışma ortamı oluşmasını isterim. Bir defa vatandaş bu sohbeti dinlerken nasıl algılıyor? Buna bakmanız lazım. Yani bizi 31 meclis üyesini buraya göndermişse Silivri halkı, tabii ki Silivri'nin sorunlarının çözümünü ve Silivri'nin refahının yükseltilmesi için göndermiş. AK Partisi ile, Milliyetçi Hareket Partisi ile, Cumhuriyet Halk Partisi ile ve diğerleriyle. Şimdi böyle bir şey. Bu tartışmanın ne faydası var arkadaşlar? Biz daha fazlasını yaptık. Yapacaksınız yani. İktidar elinizdeyken tabii ki daha fazlasını yapmanız lazım. Ya da siz bize bu yatırımı niye yapmadığımızı soruyorsunuz. Sormayalım mı? Siz de soracaksınız. Kreş niye yapılmadı? Soruyorsunuz zaten. Güzel bir şey bu. Biz de heyecanlanıyoruz. Üst makamları baskı altına almaya çalışıyoruz. Olabildiği kadar da yapılmaya çalışılıyor. Ama karşılıklı nezaketi elden bırakmadan yapalım bunları lütfen. Yani ta şimdi Celalettin'le sonra konuşuruz gerçi bunları. Keban Barajı'na kadar, köprülere kadar gitti. Yani bu bir tercihtir tabii. Nasıl bir kalkınma planıyla ülkeyi ileriye taşıyacağınızla alakalı bir şeydir. Şu an siz Boğaz Köprüsü üzerine 50 tane de köprü yapsanız trafiği rahatlatamazsınız. Şehir plancılarımız konuşsun. Arkadaşlar, köprüler bir tercihti. Köprü gelirse şehirler büyüyor. 1,5 milyonluk İstanbul'dan 25 milyonluk İstanbul'a gelişinin sebepleri bunlardır. En önemli sebepleri bunlardır. Karayolları yapılırken otomobil şirketleriyle ya da tröstleriyle yapılan onların ekmeğine nasıl yağ sürdüğümüzün farkında mıyız? O zamanki kapitalizmin gelişme hızı ve eğilimi buydu çünkü. Yani siz istediğiniz kadar savunun ya da savunmayın, karşısını savunun. Böyle bir gelişme oluştu. Onun için biz Silivri'ye bakalım. Silivri'nin ciddi sorunları var. Güzel çalışmalar da yapılıyor. Halen yapılması gereken ciddi sorunlara çözümler var değerli arkadaşlar. Yani doğalgaz gelecek mi? Gelmeyecek miydi doğalgaz? 25 yıllık bir sözleşme yapılmış Azerbaycan'la. O para peşinden verilmiş. Siz bu doğalgazı harcamazsanız ne yapacaksınız? Tabii ki getireceksiniz. Köylere kadar getirmek zorundaydınız. Siz olmasanız kim olsaydı gene o hizmet gelecekti arkadaşlar. Ha, siz 3 ayda mı getirdiniz? Belki 6 ayda başkaları getirirdi. Yani bu şeye benziyor. Cep telefonunu o dönemin iktidarı getirdi. Bakın gördünüz mü ne kadar gelişmiş bir yapıya sahibiz. Dünya geliyor zaten. Sen istemesen de o cep telefonları, o teknoloji ülkeye girecekti. Kapitalizmi ve emperyal kapitalizmi iyi sorgulamak lazım. Bugünden yarına neler gelişeceğini yalnızca bizim gibi